Merhabalar. Fenerbahçe lileylendi ve maalesef Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Aslında bir önceki yayınımızda Fenerbahçe'nin Lille'i geçeceğini tahmin etmiştim. Tahminlerimde skor anlamında yanıldığımı kabul ediyorum. Fakat futbol anlamında aslında Fenerbahçe Lille'i elemeyi hak etti. Fakat bazen her şey skora yansımıyor. Futbolda da çokça gördüğümüz bir şey bu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Marcus tarihinde de bu tarz yenilgiler maalesef var. Ama bu maça değinmeden önce şunu söylemek lazım. Fenerbahçe aslında Lille'i iki oyunda da oyun olarak mağlup etti. Bunu skora yansıtamadı. Bunun sebepleri var. Bence elenmesinin temel sebebi ilk maçtaki yenilen son dakika golü. Bu son saniye golü, o konsantrasyon kaybı, o gereksiz top kaybı ve maalesef takımın yıldızlarından Ferdi'nin bireysel hataları birazcık bizi buradaki maça zorluk derecesini artıran bir maç seviyesine getirmek durumundaydı. Ve bu seviye bizi burada zorladı. Nasıl zorladı? Fenerbahçe'nin üzerinde bir stres yükü vardı. Beraberlikle başlasaydı bu maç çok daha rahat geçebilirdi. Tabii ki orta sahada Fred'in olmaması, Ferdi'nin son saniye sakatlığı, bunların hepsi temel etkenler olabilir ama futbolda bunları görmedik. Yani bu futbola yansımadı. Fenerbahçe kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve özellikle çok ama çok umut verici bir futbol oynadı. Jose Mourinho ezbere değil, 90 dakika içerisinde birden fazla belki 3 farklı formatta oynayabileceğini herkese gösterdi. Yani takımın potansiyelini görmek açısından aslında çok önemli bir gösterge maçıydı bu. Benim şahsi düşüncem bu. Bundan sonraki maçlara özellikle lige ve Jose Mourinho nasıl tabii ki kendine hedef gösterdiği UEFA Kupası için çok önemli doneler sunan bir maçtı. Çok umut verici bir futbol oynandı Fenerbahçe için. Bazen medyada farklı yorumlar olabiliyor. Hepsine saygı duymak lazım. Herkesin kendine göre bir görüşü var. Fakat ben şunu söyleyebilirim, şahsi düşünceme göre. Geçen seneyle kıyaslanıyor. Geçen sene deniyor ki işte Fenerbahçe uçuyordu, kaçıyordu. Çok farklı yeniyordu Avrupa'daki rakiplerini falan filan aynı dönemde. Şunu gözden kaçırmayalım. Geçen sene Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme maçları oynadı. Oynadığı takımlar Mariborlar, Zimbrular falan filandı. Dolayısıyla ikinci sınıf takımlara farklı galibiyetler aldatıcı olabilir. Bu sene çok daha farklı, çok daha seviyesi yüksek takımlarla daha doğru dürüst hazırlanmadan, daha yeni transferlerinin form seviyesine oturtmadan ve artı orta saha takviyesi olmadan maçlar oynadı ve çok da başarılı 90 dakikalar geçirdi. Dolayısıyla Fenerbahçe bence çok umut verici ve bu senelikte çok farklı bir Fenerbahçe seyredebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle tek bir oyun formatına bağlı olmadan çok daha farklı, çok daha bazen göze hoş gelen, bazen skor alma üzerinde duran özellikle derbi maçlarında taktiklerin ve formatların çok farklı olabileceği bir sezon bizi bekliyor. Bu da heyecanlandırıcı bir faktör. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Futbolcular üzerinden kurgulansa bile yıldız futbolcuların bazılarının eksiklikleri dolabiliyor, bazılarınınki dolamıyor. Mesela buradaki örnek şu. Ferdi Kadıoğlu ve Fred'in yokluğu Fenerbahçe'yi zorlayıcı faktörler. Şöyle zorlayıcı, Fred geçen seneden bu yana zaten özellikle eksikliği geçen seneki derbi maçında kırmızı kart cezasıyla oynamadığı Galatasaray maçında çok bariz ortaya çıkmıştı. Sonra yaşadığı uzun sakatlık döneminde Fenerbahçe çok ciddi bocalama geçirmişti. Ferdi Kadıoğlu zaten takımın dinamosu. Yani defansif olarak zaafları var, evet, ama takıma bir tempo, bir geriden oyun kurma, oyunu hızlandırma özellikleri ve müthiş profesyonelliği onu çok değerli kılıyor.
Bugünkü haberlere göre Ferdi Kadıoğlu, Fabrizio Romano genelde ne diyorsa oluyor zaten. Ferdi Kadıoğlu'nun transferini açıkladı. Dolayısıyla Ferdi'nin gidişi tabii ki Fenerbahçe için büyük bir kayıp gibi gözüküyor. Fakat büyük bir gelir ve bu gelir sayesinde Fenerbahçe birden fazla umduğu ve hep gerçekleşmesini herkesin beklediği, başta da Jose Mourinho'nun beklediği orta saha, özellikle 6 numara, Fred'in olmazsa olmaz yedeği ve belki de tabii ki Ferdi gittiği için bir sol kanat transferiyle transferi noktalayacaktır diye düşünüyorum. Minimum 2 transfer bekliyorum Fenerbahçe'den. Ve bunlar gerçekten nokta atış transferler olursa benim tahminim Jose Mourinho da basın toplantısında özellikle üzerinde durdu. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne gidememek onun için de büyük bir prestij kaybı. Fakat hedefini çok net koydu. Lig ve Avrupa Kupası ve bu sene bence çok heyecan verici bir futbol bizi bekliyor. Teşekkürler.